Lüne milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik ikinci Çanakkale'ydi. Yani ikinci milattı. Rabbim vatanımızın ve kardeşlerimizin gücüyle, bizlerin de yardımıyla, hayırlısıyla almayı nasip etti. Ve o hain köpekleri birer birer içeri tıkmayı da devletimize nasip etti. O gece evimizden çıktığımızda biz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sanıyorduk ki bayrak sallayacağız, hain darbecilere durun diyeceğiz, tezahüratlar yapacağız. Ama ne mümkün? Tanklar üstümüze ateş açıyor, üzerimizden geçiyor. Askerlerimiz bizim verdiğimiz maaşlarla, silahlarını verdiğimiz askerlerimiz bizlere ateş ediyordu. Ama biz tabii ki onlara dur dedik. Genelkurmay Başkanlığı içerisine kadar girdik. Ve Rabbim orada bana şehadeti nasip etmedi ama gaziliği nasip etti. İnşallah Genelkurmay'da ve Türkiye'mizin değişik yerlerinde, İstanbul'da, Ankara'da şehit olan kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Diğer gazi kardeşlerime de şifalar diliyorum. Biz o gece 250 şehit verdik. Ama bu kez sadece bu cennet vatanı değil, bize armağan edilen cumhuriyeti ve demokrasimizi ne kadar hak ettiğimizi dünyaya gösterdik. Ülkemizin geleceğinin belirlenmesi hakkının bu millete ait olduğunu ve emperyalizmi topraklarımızda istemediğimizi haykırdık. Başka deyişle 15 Temmuz 2016 gecesi yarınlarımızı bizden almak isteyenlere karşı durduk ve çocuklarımızın geleceğini kurtardık. Aslında millet olarak biz bu oyunlara yabancı değiliz. Tarihte var olduğumuz her dönem izlenen yöntemler bizi içeride bölmeye ve yıkmaya yönelik saldırılara uğradık. Ancak her defasında yeniden toparlanıp düşmemek üzere dimdik ayağa kalktık. Ülkemizin uzun yıllar sürecek bir karışıklığa sürükleme amaçlı bu planları ve 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha bizi yok etmeye cesaret dahi edememeleri için emperyalist ülkelerin içimizdeki uzantılarına yönelik mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Unutmayalım ki bizim için PKK değilse, DAEŞ değilse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur. Hepsinin de varoluş nedeni ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sadece kağıt üstünde görünür kılmak fakat içini boşaltmaktır. Bizim için PKK'lı neyse, DAEŞ'li neyse FETÖ'cü de odur. Çünkü hepsinin de özünde hainlik yapmaktadır. Bizim için PKK'lı ile DAEŞ'li ile arkadaşlık, dostluk, iş ortaklığı yapmak neyse FETÖ'cülerle ilişkisini sürdürenler de odur. Hain her zaman haindir. Görünür etiketinin ne olduğu hiç önemli değildir. Mücadelemizde bu çerçeveyi hiç terk etmeyeceğiz. Devran bir gün döner diye bekleyen hainler bilmeliler ki bu devran binlerce yıldır süren tarihimizde dönmediği gibi bundan sonra da dönmeyecektir. Milletimizin ve devletimizin terörle ve terörizmle mücadelesi son teröristle etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. 15 Temmuz 2016 gecesi vatan için şehit olan 250 kardeşimize söz veriyoruz. Kanları yerde kalmadı ve kalmayacak. Devletimiz ve milletimiz ilelebet payidar olacaktır. Moderatör için aynıdır.